Merhabalar, ben Köftes Köfte ve karşınızda yepyeni bir Linux videosuyla duruyorum. Evet, en son Linux videomu sanırım 1,5 yıl önce mi ne çekmiş olmam lazım, emin değilim. Neden şu an bir Linux videosu çekiyorum ve neden bu kanalda? Yani kendi ana kanalımda. Hatırlarsanız ben 2 yıl önce falan bir Linux kanalı açtım. Sonrasında 2 video yükledim. Sonrasında kanalın varlığını unuttum. Evet. Nedenine gelecek olursak, düzenli video çekemiyorum kanalda. Kanal düzenli video çekemeyince varlığını unutuyorum. Varlığını unutunca da kanala tekrar video çekesim gelmiyor. Ancak hala bir yandan bir Linux videoları çekmek istiyorum. Ve bu yüzden de artık Linux videolarını ara ara çekip kendi ana kanalımda yayınlamaya karar verdim. Ve bu başlangıç videomuzun olayı şu. Hazır bu değişikliğe girdik. 2 gün önce aldığım başka bir değişiklik kararıyla beraber gireyim dedim. Bu değişiklik kararı nedir diye soracak olursanız, ben 3 ya da 4 yıldır sanırım GNOME kullanıyordum ve artık bir değişiklik yapmaya karar verdim. GNOME'dan memnunum, evet, bir sıkıntım yok. Ancak hani değişiklik istiyordum. Artı hani biraz daha geniş özellikler sağlayan bir şey kullanabilirdim. KDE kullanmaya karar verdim. Ya da asıl okunuşuyla KDE. Ancak benim Pardus döneminden kalma bazı alışkanlıklar yüzünden KDE diye okudum. Ups. Şu arkadaş. Logosu değişmiş en son kullandığım dönemden. Neyse, gelecek olursak kendisine. Hatta yan ekranda açılsın. Dur, Simple Screen Recorder. Evet, tamam. Sadece onu bunu kaydediyormuş. Evet. Ana sayfası. Kendisine gelecek olursak. Kendisi aslında bayağı geniş bir proje. Bayağı büyük bir proje. Bunun masaüstü parçası Plasma Desktop. Eskiden sadece KDE Desktop deniyordu. Daha sonra KDE deniyordu direkt. Plasma Desktop onun masaüstü zımbırtılarını oluşturan parçasıydı. Ancak artık Plasma Desktop diye ayrı bir biçimde anılmaya başlandı. Pencere yöneticisi Kavin. Şu masaüstüdür, şudur, şudur, şunlardır vesaire vesaire gördüğünüz her şey. Ups, kazara Spotify'ı başlattım. Ya da başlamadı, ne güzel. Bunlardır vesaire vesaire her şey Plasma Desktop'un parçası. Şu arkadaşlarsa ya bu ayar menüsü mesela KDE'nin farklı parçaları, bunun yanı sıra dosya yöneticisi Dolphin gibi gibi. Bunlar hepsi KDE projesinin parçaları. Peki gelelim. Memnun muyum şu an? 2 gündür kullanıyorum. Bu arada bu değişikliği ben 1 ay boyunca kullanmayı düşünüyorum. Daha önce benzer bir değişiklik yapmıştım. Tarayıcı olarak bir aylığına Opera kullanmıştım. Sonrasında Firefox Developer Edition ya da diğer adıyla Aurora'ya geri döndüm. Memnunum geri dönüşümden. Çünkü Opera istediğim şeyleri bana sunmuyordu. Bir tane özelliğini özlüyorum. Onu da Firefox ekibi şu an... Yani bir adet test eklentisi, test parçası olarak, eklenti olarak sunuyorlar. O da hoşuma gitti. Birkaç tane düzeltilmesi gereken şey var. Hangi özellikleri diye soracak olursanız, Opera'dayken videoları ayrı bir pencere olarak değil de bir pop-up olarak istediğiniz herhangi bir köşeye atabiliyorsunuz ve bu her daim üstte kalıyor vesaire vesaire. Neyse, gelelim. KDE'nin şu an benim için artıları. İlk olarak bayağı özelleştirme sunuyor bana. Tabii bu kötü bir örnek oldu. Mesela şuradan girelim. Bunlar olsun. Bunlar olsun. Şunlar olsun butonların konumu. Olsun. Şurada pencerelerin davranma şeklidir. Vesaire vesairedir. Hepsini bayağı detaylı bir biçimde ayarlayımımı sağlıyor. Ki KDE'nin en büyük artısı bu. Hani ciddi anlamda bir özelleştirme sağlıyor. Peki bu özelleştirmede benim sıkıntı yaşadığım bir nokta var. Hatta bunu size Dolphin'i ve GNOME'daki dosya yöneticim olan Nautilus'u yan yana göstererek göstereyim. Arada ufak bir fark dikkat ettiniz mi? Renklerde özellikle.
Ben şuraların koyu olup ana kısmın beyaz olmasını seviyorum. Fakat bunu burada ayarlamak tam bir işkence. Evet, basitçe bu. Arayüz konusunda yaşadığım tek sıkıntı. Bunun yanı sıra şu panellerin düzenlenmesi konusunda biraz işkence var. Orada tam istediğim düzene getirmekte biraz zorluk çekiyorum. Tam istediğim düzenden bahsederken de tam istediğim düzen aslında ilginç bir biçimde ben Unity projesinden nefret etsem de Unity'yi aşırı başarısız bir proje olarak bulsam da Unity'nin design detaylarını fazlasıyla seviyorum. Unity design projesi olarak fazla başarılı bir proje. Fakat bu akıllarındaki design noktalarını uygulama konusunda inanılmaz başarısızlıklar gösteriyorlar. Evet. Bunu ciddi anlamda bunu savunuyorum. İnanılmaz hantal yaptılar. İnanılmaz derecede kısıtlı yaptılar. Ve hani çoğu şey insanın kullanması gerekene uygun yapıda değil. Fakat dizayn yapısı olarak düşünürsek HUD olsun. HUD benim gözümde inanılmaz güzel bir şeydi. Global menü olsun. Global menü saçma yürüyüşümde güzel. Gerçi o macOS'tan alıntı bir özellik ama olsun. Launcher'ın aslında yanda olması gayet mantıklı bir şey sanılanın aksine. Vesaire vesaire. Çok ilginç şeyler var o şekilde. Fakat hani güzel fikir, kötü uygulama. O yüzden dikkat ederseniz ki eğer yani Linux masaüstü ortamları hakkında az buçuk bilgisi olanlar benim daha önceki videolarımdan GNOME'u Unity gibi kullandığımı görür. Yani Unity design yapısıyla kullandığımı. Çünkü başarılı buluyorum. Burada onu bazı özelliklerini yapabiliyoruz. Mesela asadır bunu da gösteremeyeceğim. Şunu da göstereyim size. Ve kahvenin sevmediğim bir özelliği. Kendisini arada açmaması gereken ekranlarda açabiliyor. Şu menüleri biliyorsunuz. Global menü dediğimiz olay bunları buraya koyabilmemizi sağlıyor. Bunu normalde kullanacaktım fakat buna engel olan iki arkadaş var. Biri Atom. Diğeri de Discord. İkisi de neden engel oluyor diye soracak olursanız ikisi de engel oluyor. Çünkü ikisi de bir adet elektron uygulaması. Elektron altyapısıyla çalışıyorlar ve elektrondaki şu an bir bug global menünün çalışmasına engel oluyor. Dersi global menü çalışıyor. Menülere tıklayamıyorsun ve global menü dersi bir elektron uygulamasıyla beraber global menü açıksa eğer işlemci kullanımı tavan yapıyor. Hani bu tarz saçmalıklar söz konusu. Ya bunun yanı sıra KDE'nin ya o yüzden şu an istediğim o Unity vari kullanımda kullanmıyorum. Biraz daha Windows var bir kullanımda. Bunun yanı sıra kullandığım menü dışında ve şu arkadaş dışında bir media player controller ama kompakt versiyonu normalinin. Bu ikisi dışında herhangi bir ekstra bir şey eklemem gerekmedi KDE'ye. Ki GNOME'da istediğim özellikleri kullanmak için bayağı bir eklenti kuruyorum. Ancak neyse ki eklenti kurulumu aşırı kolay. Burada sadece şu kullandığım menüyü ki bunu da belki değiştirebilirim emin değilim. Bu ikisi dışında herhangi bir şey ekleme ihtiyacı duymadım. Hani ihtiyaç duyduğum her şey kurulumda geliyordu. Masaüstü bari bakımdan bakacak olursak. Bu arada evet masaüstünde simge kullanmayan bir insanım ve evet istersem onu yapabilirdim. Evet, widgetlar kilitlendiği esnada yapılamıyor. Oops. Configure desktop. Folder view'a geçirebilirdim ki bu masaüstü simgelerini gösterirdi. Ancak ben masaüstü simgeleri sevmiyorum. Çünkü masaüstünü o kadar çok kullanmıyorum. Panel benim için önemli olan bir şey. O yüzden şuradan dosya yöneticisiyle her şeyime ulaşıyorum. Ya da şuradan ulaşıyorum. Evet, basitçe kendime böyle bir değişiklik yaptım. Arada, haftada bir falan belki... Bu süreç içerisinde yaptığım birkaç değişiklikten şudur budur bahseden videolarda bulunabilirim. Evet, şu an için 2 gün içerisinde güzel geçiyor. Bakalım 2 günün sonunda ne olacak? Daha sonra 2 gün demişim. 1 ayın sonunda ne olacak? Kararım ne olacak? Numa geri dönecek miyim yoksa bundan sonra KDE ile mi devam edeceğim? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.